Merhaba, hanım hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel pratik bir bilgiyle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tül perde temizliği yapacağız. Şimdi camlar açık olduğu zaman özellikle yazın tüllerimiz, perdelerimiz toz içinde kalıyor ve bu da tüllerimizi sapsarı bir hale sokuyor. Şimdi ilk önce deterjan gözümüze, yani buraya deterjanımı ekledim. İsterseniz yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemiyorum derseniz de onu da siz bilirsiniz. Şimdi tülümüzü makinemizin içine koyalım. Evet, tülümüzü makinemize yerleştiriyorum. Bu şekilde. Farklı olarak ne yapacaksın derseniz de işte farklı olarak aspirin kullanacağım. Ya Emine Hanım, aspirin de makinede ne işi var diye soracak olursanız eğer. Aspirin içinde çok özel bir madde varmış oysa ki. Bu da mikropların kırılmasına ve kirlerin kabarmasına sağlıyormuş. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde bir, iki, üç tane aspirini, hadi bir de benden olsun. Abarttım ama hadi 3 tane olabilir. Ben 4 tane koyacağım. Çok tozlu tüllerim. Aşırı derecede bütün camlarım da açık olduğu için tüller aşırı derecede tozlu. Artık bizi hapşurtmaya başladılar. O yüzden şöyle tülümün arasına, şöyle hatta şöyle iyice bir aralarına atalım. Kapattık. Evet, gelelim buraya sentetiklerimize. Şöyle 30 derecede 39 dakikada 800 devirde ön yıkama yaptırmadan ekstra su aldırmaya gerek yok. Benim tüllerim hiçbir şekilde kırışmıyorlar. Çok o yüzden onları çok seviyorum. Kırışıklık azaltmaya da basmaya gerek yok o yüzden. Ve başlatıyorum. 39 dakika sonra bakalım bu tüller nasıl çıkacak? Ben de merak ediyorum. Yıkasın bakalım. Oldukça fazla köpürdü. Ben aslında böyle köpük köpük böyle çamaşır yıkamayı çok severim. Bol köpüklü, tertemiz böyle gelir gözüme. Bol köpüklü yıkanınca. İnşallah bakalım sonucu da göreceğiz hep birlikte. Makinemiz bitirdi. Şimdi içinden tülümüzü çıkartıp bir inceleyelim bakalım. İşte tülüm tertemiz olmuş, tertemiz. Şimdi onu iyice bir yatak odasının yatağının üzerine sereyim, bir de orada görün. Önce şöyle kornişin en üstünde taktığımız yerleri bir göstereyim. Şöyle bakın, gayet güzel olmuş rengi. Gayet güzel temizlemiş. Zaten şu anda petekler yanmadığı için buralarımız çok fazla tabii ki de is olmuyor. Sadece tozun vermiş olduğu bir sarartı vardı. O da gitmiş. Şimdi şöyle gelelim. Etek uçlarımıza da bakalım şöyle. Şöyle bakın. Tertemiz. Mis gibi olmuş, mis gibi olmuş. Zaten böyle köpük köpük yıkamıştı. O zaman ben anlamıştım yani bu gerçekten güzel olacak diye. Şimdi yapacak olanlar varsa, yapanlar varsa hemen yorum bölümünden yazarlarsa memnun kaldınız mı diye ben de okurum. Biliyorsunuz sizin yorumlarınızın hepsine sadece hani küfür içeriği olmayan, hakaret içermeyen, zaten onları YouTube direkt kendisi eliyor. Bana göstermiyor bile çoğunu. Olmayan her şeye geri dönüyorum sizlere. Geri dönüş yapıyorum. Yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu da beğendiyseniz sosyal medyalarınızdan paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz. İyi günler dilerim.